defterlere yazmak suretiyle her okuduğumdan bir iz kalacak şekilde. Örneğin işte 18 Mayıs 2022 işte Orhan Pamuk diyelim, Cevdet Bey ve oğulları not yazarak kırmızı kalemle. O kitap bittikten sonra onunla ilgili bir yorum, eleştiri ya da işte hoşuma giden bölümler varsa bir iki sayfa yazarım. Böyle bir alışkanlık akademik becerileri geliştiriyor, yazma tekniği. Yıllar içerisinde şöyle göstereyim de hatta. Şöyle büyük telli defterlere, şunun gibi böyle devasa taşınmayacak ebatta, 8-10 tane defter notum olunca 20 tane de kitap yazmak zorunda kaldım tabii. Halen de her an bir iki tane metin yedekte var, böyle çıkmaya hazır bekleyen. Dolayısıyla bu 25 yıldır özellikle böyle sistematik okurken, son 10 yılda özellikle işte 20'ye yakın metin çıktı ama onlar aslında 20 yıldır yazdığım, başladığım metinlerdi. Dolayısıyla sosyal metin bu eklektik bilgi temeli, antropoloji, felsefe, tarih, hukuk, sosyal tarih, sosyoloji, aklıma gelen şu anda bütün sosyal bilimler, psikoloji alanlarında çok derin okumalar yapmak zorunda kaldım tabii. Bunları yaparken de tabii konular birbirini çağrıştırdı. Hem bir taraftan sosyal metin o eklektik temelini oluşturup yeni bir mesleki forma sokup öğrencilerimize, yeni kuşağa aktarırken, bir taraftan da bunu kalıcı metinlerle yapmayı ve bir iz bırakmayı, farklı bir şeyler söylemeyi ilke edindim. Bu temelde de işte biraz da mesleğimizin aslında uzağında gibi görünen işte son kitabımız, şöyle göstereyim. Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye'nin Yükselme Stratejileri metni ortaya çıktı. 20. metin olarak. Burada da özellikle Fatih Bey daha çok İngiltere tarihi, Fransa tarihi, Almanya tarihi, Çin tarihi, Osmanlı tarihi, Türkiye tarihi, Orta Doğu tarihi, aklıma gelen başka, Avrupa tarihi, Rusya tarihi okumalarıyla son bölümde de işte bu analize sentezlerle Türkiye tarihini özümseyerek 100 yıl, 200 yıl, 500 yıl bazen geriye giderek bundan sonraki dönemde nasıl bir kurgu olabileceğini okumaya çalıştım. Diğer taraftan da Türkiye'nin buradaki konumu ve sosyal bilimlerin buradaki izdüşümü ve bunların içinde de sosyal çalışmanın görüntülerini yakalamaya çalıştım. Böyle bir metin ortaya çıktı. Daha yeni zaten, dağıtımı da fazla yapılmadı. naryayinevi.com sitesinde var. Zaten genelde oradan kitaplarımız dağıtım yapılıyor. Çünkü dağıtım konusu da Türkiye'de sıkıntılı. Fazla büyümeden işte o kanaldan gitmeye çalışıyoruz. Kitap yurdunda var genelde kitapların çoğu, büyük bölümü. Bu şekilde böyle bir metin ortaya çıktı. Şimdi biz işte Batı uygarlığı derken uygarlık tanımı, doğuda medeniyet kavramı, uygarlığın ona karşılık gelen kavram olarak bunun bir mucize olarak ortaya çıktığını zannediyoruz. Fakat esasında bu okumalarımıza göre 7. yüzyıllarda bu Roma İmparatorluğu çöktüğü dönemlerde işte bu Avrupa'nın kalıntıları üzerinde imparatorluğun Hristiyanlığı 300 yıl gecikmeli olarak din olarak benimsemesi sonucunda hem Hristiyanlığı hem de Roma İmparatorluğunu güçlendirdi. Daha sonraki dönemlerde 8. yüzyıllardan sonra özellikle İslam uygarlığı karanlığa gömülmüş bir dünyada çıkarttığı filozoflarla El-Razi, Farabi, İbn Sina, İbn Haldun gibi derin filozoflarla, Gazali gibi filozoflarla çarpıcı şekilde bir medeniyet yarattı. Endülüs medeniyeti, uygarlığı yarattı. İşte bu şeylerle aslında Batı'nın Rönesansı dediğimiz yeniden doğuş da bu birikimlerle, yani insanlığın ortak kümülatif birikimleriyle bütün insanlığın, sadece Batı'nın, Doğu'nun değil, dünyadaki tüm birikimlerinin sonucu olarak Rönesans dediğimiz 14. yüzyıldan sonra tetiklenen, sanatla, edebiyatla yaşam bulan, karşılık bulan yeniden doğuş dönemi böyle başladı. Ve o da işte 1800'lerdeki sosyal metin de zemininde olan aydınlanma devrimini ortaya çıkarttı, sanayi devrimini ortaya çıkarttı. Dolayısıyla bugünkü Batı uygarlığı olarak adlandırdığımız uygarlık böyle ortaya çıktı. Bu kitapta biraz Batı uygarlığını eleştirel bir gözle irdeliyorum. Çünkü bir uygarlık tüm insanlığa bir takım insanlık
ailesindeki değerleri, manzumeleri ifade eden, kullanan, onları yararlandıran bir içerik sağlar. Fakat Batı uygarlığı hep sömürgeciliğiyle, yok ediciliğiyle, terör kültürüyle bunu yapmadı. Dolayısıyla bu ne kadar uygarlık denebilir buna? Bir uygarlık tüm insanlık ailesini kucaklamalıydı. Böyle bir eleştiri yaptım. Yeni bir uygarlığa ihtiyacımız olduğuna atıflarla bulundum ve orada da bazı Doğu Batı karışımı önermelerde bulundum. Dolayısıyla Batı uygarlığının eleştirisi yeni bir uygarlık, insanlığın yeni bir uygarlığa ihtiyacı olduğu, tüm insanlığı, 8 milyar insanı, tüm dünyayı, yeryüzünü kucaklayabilecek insan haklarını, sosyal adaleti, devleti, devletin kurgusunu, yapısını, insanlara hizmet eden özelliğini öne çıkartan yeni bir dünya uygarlığı, yeryüzü uygarlığına ihtiyaç olduğuna vurgu yaptım. Burada da tabii ideolojilerin böyle maske olarak kullanıldığını, insanların ayrıştırıldığını ve küresel sistem bu şekilde yönetildiğine atıfta bulunarak özellikle işte İngiliz, Amerikan, Anglo-Sakson küresel yönetim biçimine para üzerinden nasıl bir yönetim kurulduğunu bu kitapta yakalamaya çalıştım. Dolayısıyla gördüğünüz gibi aslında bütün bu gelişmeler insanlığın ortak gelişiminin bir sonucu. Fakat son düzlemde bu Batı uygarlığı bütün birikimleri alarak, kendine yontarak, dünyayı sömürerek, zenginleşerek ve özellikle 1600'lerden sonra da modern devletleri ve modern devlet kurulusunu yaratarak, bunun üzerinden de para sistemini oluşturarak 1694'te kurduğu Bank of England Bankası'yla, İngiltere Bankası'yla finansı dizayn ederek ve bu yıllarda da 1600'lerden sonra 400-500 yıllık acımasız sömürge yöntemiyle dünyayı nasıl domine ettiğini vurgulamaya çalıştım. Yine temel bir nokta olarak da işte Osmanlı'nın neden çöktüğünü falan irdelerken burada 1700'lerde özellikle Amerika'nın yeniden Kristof Kolomb tarafından keşfi, çünkü orada Mayalar, Aztekler yaşıyordu zaten. İnsanların yaşadığı, milyonların yaşadığı bir yerdi. Böyle bir yer tekrar keşfetmek de bir Batı'nın oyunu aslında. 1600'lerde bu Amerika, özellikle Güney Amerika, Orta Amerika'yı keşfeden Portekiz ve İspanyol donanmaları, ki o zaman yenilmez armada İspanya'ydı. Oradaki altını, gümüşü, yerlileri, Kızılderilileri öldürerek, çok kötü koşullarda çalıştırarak Avrupa'ya getirdi ve Avrupa'nın zenginliği 10 kat arttı. Bakın 1700'lerde Avrupa'nın zenginliği 10 kat artarken Osmanlı 1600'lü yıllarda işte Kanuni'den sonraki dönemlerde duraklama ve çöküş dönemine doğru yöneldi. İşte dünya 10 kat zenginleşirken bugünkü Avrupa uygarlığı dediğimiz ülkeler, Osmanlı o yılları domine eden 600 yıllık imparatorluk yaklaşık 200. 300. yılını yaşarken bir duraklama dönemine girdi. Sömürgeciliği bunu fark edemedi, okuyamadı. Ekonomisi bozuldu ve bunun üzerinden de koskoca imparatorluk yavaş yavaş tedricen çökertilerek işte hepimizin bildiği bu 1700-1800'lerdeki süreçler, olumsuzluklar, Yeniçeri ayaklanmaları gibi gerçekleşen olaylarla Osmanlı İmparatorluğu tedricen böyle yavaş yavaş, hani kurbağanın altını birden ısıtınca havaya zıplıyor ama yavaş yavaş olunca çok hoşuna gidiyor ısınmak. Bunun gibi ülkeler halen de bu şeyleri, metotları uygularlar çok ustalıkla. Çok yavaş müdahale ederler, yavaş yavaş protein sentezi yavaş gider vücutta. Onlar da böyle protein sentezi gibi yavaş yavaş yedirerek her türlü oyunlarını finans üzerinden, para üzerinden kuruyorlar. Şimdi burada sosyal bilimlerle eminim izleyicilerden çoğu sosyal hizmet uzmanı meslektaşımız, paranın nasıl üretildiğine bakmak lazım. Yani bu insanlar niçin böyle köleleştiriliyor? Para üzerinden bütün dünya nasıl dizayn ediliyor, nasıl kuruluyor? Kitabın büyük bölümünde buna yer verdim. Çünkü sosyal hizmet de bu paranın dağıtımı, bölüşümü, üretimi, ekonomik ilişkilerle ilgili bir meslek olduğu için bu bizi yakından ilgilendiriyor. Sosyal bilimler ve devletin kurgusu, dizaynı, ideolojileri, neye hizmet ettiği, devletin kurgusunda neyin öne çıktığı, kime çalıştığı, işte Türkiye Cumhuriyeti 100 yıldır kime hizmet ediyor ya da ondan önceki Osmanlı gibi bir bakışta, bir okumada çok yararlı bir çerçeve sağladı. Şimdi burada bu Batılılar 1600'lerde özellikle Hollandalılar finansı çok iyi çözmüşlerdi.
tahvil çıkartarak, borç vererek, borçlanarak direkt para harcamadan savaşları finanse etmek müthiş bir teknolojiydi. Osmanlı bunu fark edemedi. Yani adamlar hiç ortada para olmadan borçlanarak tüm savaşları finanse ediyorlardı. Mesela şöyle örnek vereyim. 1800'lerde Yunanistan, Bulgaristan bağımsızlığında İngiltere Yunanistan özgürlük senedi tahvilleri çıkarıp halka satıyordu. Ve oradan Yunanistan'ın bağımsızlık savaşını finanse ediyor. Tabii Osmanlı bu iyi niyetiyle böyle saflığıyla bunları yakalayamadı. Onun için zaten çöktü. Bunlar pagan aklı, bunlarda din ideoloji de yok fazla. Hristiyanlık falan da çok umurlandı değil ya da Yahudilik de çok umurlandı değil. Yani Siyonistleri falan kullanıyorlar ama o da çok umurlandı değil. Bunlar tamamen ideolojiler ve dinler üstü bir yapı. Pagan bir yapı, pragmatik ve her türlü şemaları kullanabilen ustalıkla mesela Müslümanlığı da Müslümanlardan iyi bilirler yani kendi yetiştirdiği adamlarla. İngilizler mesela bir adamı yetiştirdi, din adamı. Ve 50-100 yıl boyunca onu kullanır yani uzun süreli planlar yapar. Böyle müdahaleleri vardır. Osmanlı'dan nitekim son 200 yıllık şehir insanların büyük bölümü İngiliz ajanı gibi adamlardır yani incelediğinizde. Zaten onlar yavaş yavaş devleti yıkmıştır. Şimdi bu çerçevede özellikle 1800'lerde kırılma noktası bu Waterloo Savaşı'nda İngilizlere ve Fransızlara iki tarafa da borç verip onların üzerinden büyük bir yıkım yaratarak her iki ülkeyi de ekonomilerini yıkarak oyun kurdular. Çok yüksek faizle borç verdiler ve orada işte savaşı Fransızlar kazanıyor. Napolyon zaten biliyorsunuz Avrupa'nın büyük bölümünü ele geçirmişti 1800'lerden sonra. Hatta Mısır'ı da ele geçirmişti. Tarih kitaplarından gördüğümüz gibi. Burada işte İngilizlere de finans vererek, onları güçlendirerek Waterloo Savaşı'nda Fransızlar yenildi. Ve burada işte Napolyon, Bonaparte dönemi kapandı. Ondan sonraki dönemde 1848 Avusturya'daki anlaşmayla yeni dünyayı dizayn etti Batı uygarlığı. Viyana'da yaptığı anlaşmayla işte 1850'li yıllara kadar dünya böyle geldi. Zaten bu aynı dönemlerde de Fatih dostum özellikle sanayi devrimi bizim çok meslekte anlattığımız sosyal bilimlerde anlattığımız sanayi devrimi, buhar makinesinin bulunması teknolojisi ortaya çıktı. Pamuk ipliğini kumaşta kullanarak işte yünlerden yapılan kumaşlar yerine pamuk ipliğinden yeni bir dokuma, yüzlerce insanın elde yaptığı halı yerine 5 dakikada hatasız halı dokuyan makineler, buharla çalışan makineler, buharla çalışan gemiler, buharla çalışan trenler büyük bir teknoloji yarattı. İşte bu birinci sanayi devrimiydi. 1800'ler civarında hemen akabinde aydınlanma dönemi aynı yıllarda Fransız devrimi yaşandı bakın tesadüf değil. 1900'lerde elektrik devrimi ikinci sanayi devrimiydi Amerika'daki ve 2000'lerden sonra da internet devrimi dijital devrim. Şu anda da işte 2020'lerden sonra da dijital robot devrimi, yapay zeka devrimi, dördüncü sanayi devriminin ilk başlarındayız gibi görünüyor. Daha çok ileri noktalara gidecek bu. Dolayısıyla bu sistemde yeni bir dünya kuruluyor. Paranın dizaynı değişiyor. İşte parayı önceden ülkeler bu altının ve paranın sahibi olan ailelerden devlet tahvili borçlanarak alıyorlar. Yani oğul deniyor, para oluyor bankalar aracılığıyla. Nakit para çok %10 civarında dolaşımda fakat onun 10 katı devlet tahvili senetler biçiminde para dağıtımı dolaşımı var dünyada. Dolayısıyla bu büyük dünyanın, yeryüzünün sahibi gibi sistemi yönetenler devletlere yüksek faizlerle borç verip sistemi domine ediyorlar. Dolayısıyla burada işte Avrupa ülkeleri bu sistemin eklemlenmiş iş gücü kaynağı onlara yakın yapılan 300-400 milyonluk Avrupa. Diğer ülkeler de halen sömürülen, ezilen, işte hor görülen, yoksul bırakılan, ekonomisi felce uğratılan, halen ekonomi çıkış yakalayamayan, üretici olamayan ülkeler olarak halen devam ediyor bu oyuna. Şöyle bir örnek vereyim. 1960'larda bir memur maaşıyla yaklaşık 30'a yakın Cumhuriyet altını alınabilirken bugün ülkemizde sadece 1'e inmiştir bu sayı. Yani bugünkü bir memur maaşıyla bir öğretmen maaşıyla örnek verelim. 1-1,5 Cumhuriyet altını alabilirsiniz ancak. Ama 1960'larda sadece 50-60 yıl önce
28 tane cumhuriyet altını alabilecek bir gücü vardı paranın. Dolayısıyla tedricen paranın da gücünü bunlar azaltmış oldular, düşürmüş oldular. Her yıl %1, %2 değersizleştirerek ülkelerin ekonomilerini, para gücünü, değerini bu şekilde ortadan kaldırmış oldular. Tabii pagan Batı uygarlığın 1400'lerde yine bir veba salgınıyla neredeyse Avrupa'nın 1/3'ü telef oldu, öldü. Sıçanlardan geçen bir salgınla, veba salgınıyla. Bu öğrenmelerle yine 1400'lerde işte bu dinin, kilisenin, papazların insanlığı kurtaramadığını gören Avrupa dinden uzaklaştı. 1500'lerde Martin Luther'in Protestan devrimi, 1512'lerde kilisenin dini işte sömürerek insanların parasını almasına karşı bir manifesto, Protestanlık gelişti. Daha Hristiyanlığın hafifletilmiş yeni bir felsefi bakışı, çok ibadete yer vermeyen, Tanrı'ya imanın dürüst olmanın yeterli olduğunu ifade eden bir Protestan devrim yaşandı. Bir mezhep olarak ortaya çıktı. Yine bu şeylerde 1648'de de işte bugünkü dünya Vestfalya Anlaşması'yla kuruldu. Birçok ülkede 1648'de kuruldu. O bir paylaşım savaşıydı köleler ve efendiler arasında. Bugün de işte 300-400 yıl geçmiş bakın. Bu kurdukları dünya bugün çatırdamaya başladı ilk defa. Yani Batı uygarlığı 1650'de ölümüne sömüreceği, aç bırakacağı, yok edeceği, yoksul bırakacağı bir dünyayı kurdu. Bu ülkelerde tabii Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika bunların hepsi Fatih Bey akrabadır. Çoğu bizim çok iyi tanıdığımız Victoria var, Kraliçe Victoria 1902'lerde öldü. 62 yıl İngiltere'yi yönetti Fatih Bey. 62 yıl Victoria Çağı, dünyayı yönetti kadın aynı zamanda. Bakın, Victoria Çağı diye geçiyor. Böyle bir kraliçenin adı dünyaya verilir mi yani bir döneme? 62 yıl yönetti. Onun 8-10 tane çocuğu ve torunları, işte kuzenleri falan filan Avrupa'da hepsi. Biri Fransa'ya kızını vermiş, Almanya'ya oğlunu damat yapmış falan filan. Bütün Avrupa hanedanlık biçiminde. Bir taraftan altta bir hanedanlık halen, önde demokrasi gibi görünse de. Arka tarafta da paranın sahipleri, yani küresel para yönetimi. Ön tarafta işte hanedanlık üzerinden ve 1789'dan sonra da demokrasi kisvesi altında krallarımızı bize seçtirmeye başladılar. Önceden krallar vardı, asaletleri vardı işte, padişahlar gibi bizim. 1800'den sonra da demokrasi oyunuyla kralları, onların uygun gördüğü adamları halklar seçmeye başladı. Yani bu da bir demokrasi adı altında bir oyundu. İnsan hakları, hukuk devleti, hani sosyal adalet dünya insanlarına, hep kendilerine. Demokrasi, sosyal adalet, hukuk hep kendilerine. Diğerleri homo sapiens olamadı onların gözünde. Her şey kendilerine layık. Her türlü zenginliği kendilerine layık gördüler. Diğerlerini sömürdüler, gerekirse öldürdüler. İşte Belçika'nın Kongo'da öldürdüğü 10 milyon insan, İngiltere'nin yine ölüm şeyleri, her yıl dünyada 30 milyon insan açlıktan ölüyor. Bugün işte Covid'i konuşuyoruz, böyle şeyleri 2-3 milyon, 5 milyon kişi öldü diye. Her yıl düzenli 30 milyon kişi açlıktan, susuzluktan ölüyor. Bunu herkes de biliyor. Ama bu hiçbir şekilde gündem olmuyor ne yazık ki. Bu da herhalde bir nüfus planlaması, acımasız pagan sistemin bir şey yöntemi gibi ele alınıyor olsa gerek. Dolayısıyla bu işte oyunlarda, sosyal bilimlerde, sosyal çalışmanın arka planında, ülkelerin, devletlerin yönetim sistemlerinde, kurgularında, anayasalarında, ideolojilerinde, her devletin bir ideolojisi vardır. Yani bir şekilde sahip çıktığı, işte İsveç'e, Norveç'e ne diyoruz? İskandinav model diyoruz değil mi? Sosyal demokrasi diyoruz ya da demokratik sosyalizm diyoruz ya da sosyalizm diyoruz direkt. Rusya işte 1990'da yıkılıncaya kadar 70 yıllık komünizm reklam dönemi yine bu küresel yapı kurmuştu. 90'da yıktı. Ekonomik kriz yarattı Rusya'da. Yani deney alanı gibi dünya, ideolojilerle şeyde, işte bizim gibi ülkeler, biraz muhafazakar yapılarla yönetilen ülkeler, Avrupa ülkeleri daha çok liberalizm, insanın tanrılaştırıldığı, özgür insan kisvesi altında, ne kadar özgür bunlar, diğer insanlar niye öyle özgür değil, diğerleri insan değil mi? Çin'de asgari ücret $100, Türkiye'de $200, Avrupa'da niye $1500? Bir tane Avrupalı 10 tane Türk, 20 tane Çinli mi ediyor? Gibi sorular. Okuyan, dünyaya kafayı yoran, kendi ülkesindeki sorunlara kafayı yoran, bizim gibi işte okuyan, yazan insanların kafalarında zihin dünyasını meşgul eden
sorular. Bunun sosyal çalışmadaki izdüşümü de işte insanların nasıl köleleştirildiği, aslında sosyal çalışmanın da bir yönüyle bir işbirlikçi, diğer sosyal bilimler gibi tıp bile hatta zaman zaman çoğu zaman bu pagan yapılara işbirlikçi olarak hizmet eden bir oyuncaktan öte bir şey değil aslında. Bunu da işte çok yakından gördük 3-5 yıllık deneyimlerle hepimiz. Dolayısıyla bu farkındalıklarla işte bir mesleği uygularken, bunu yaparken bütün bu oyunları, büyük oyunları, big game der İngilizler, büyük oyun der. İşte bunlar kingmaker olarak konumlandırır kendilerini, oyun kurucu olarak. Diğerleri de piyon gibi, yani piyonu da biliyorsunuz hemen harcayabilirsiniz piyonları. Değil mi? Vezirle şah falan o kadar kolay harcanmaz. Piyonu hemen öne sürüp harcayabilirsiniz. Diğer zayıf ülkeler, oyuncu olmayanlar piyon gibi. Öbürleri de işte kendilerini daha sağlam arkada kale gibi, vezir gibi konumlandıran bir büyük satranç tahtası. Brzezinski'nin kitabının adı da zaten büyük satranç tahtası. Kendileri de böyle ifadeyi açık ediyorlar bunlar yazdıkları metinlerle de. Bunlar çünkü böyle adamlar, o küresel sistemin akıl adamları. Yani şey, entelektüel yapıları, onların üzerinden bir oyun kuruyorlar. Gördüğümüz gibi işte 1789 Fransız Devrimi, 1648'den sonraki Vestalya'dan sonra demokrasi ve ulus devlet yapıları kuruldu. Ondan sonra da işte bugün gene mesela ulus devlet yapılarının parçalanmaya çalışıldığı, devletlerin ortadan kaldırılıp tek dünya sistemi gibi, tek dünya devleti gibi bir yapıya doğru işte küresel sosyalizm propagandalarıyla yeni bir ideoloji, yeni bir dünya ideolojisi, yeni bir tek dünya sistemi ve yapay zekanın neredeyse bir tanrı olduğu, internetin bir tanrı olarak son 20 yıldır Avrupa'da kabul edildiği, yeni ibadet mekanlarının AVM'ler olduğu Fatih Bey, bunun ritüellerinin de işte sanatının, edebiyatının, müziğinin olduğu, yeni dünyanın dini, internet dini, dijital sistem ve yeni dünyanın tanrısı yapay zeka gibi konumlandırılarak yeni bir din dünyaya adeta deklare eder gibi diğer tüm mevcut dinleri, ki zaten bir Müslümanlık kaldı aslında direnen, öbürleri hepsini zaten ortadan kaldırdılar aslında. Onlar tamamen şekle büründü. Dolayısıyla işte 2000'lerden sonraki bu İkiz Kule olayından sonra, ki halen onun ne olduğu çok belli değil, o zamana kadar komünizm olan düşman 50-60 yıllık soğuk savaşta birden İslam düşman haline geldi. Özellikle Amerika için. Amerika da çok büyük bir olay değil. Bunların şirket organizasyonları gibi Amerika'da. Bir şirket gibi düşünebilirsiniz yani İngiltere'yi, Amerika'yı. Bir ülke gibi değil. Burada işte Amerika bu yeni düşman İslam olarak konumlandırarak gördüğünüz gibi bütün İslam ülkelerine 2010'larda, 20'lerde girmeye başladı. Değil mi? İşte Suriye olayı, diğer olaylar önümüzde. Irak işgali falan filan hepsini meşru hale getirdi bir şekilde. İslam'ı yeni düşman haline getirerek işte istihbaratlarla da bu IŞİD gibi yapıları kurup daha sonra işte ortadan kaldırarak bir şekilde Güneydoğu'da da işte ayrılıkçı yapılarla ilgili özellikle Suriye'de, Irak'ta kendi oyununu oynayarak işte Büyük İsrail planları gibi oyunlarla parayla, bilgiyle, bilimle, teknolojiyle usta hamlelerle yavaş yavaş farkına vardırmadan diğerlerini hatta kullanarak yani kendi oyununa alet ederek bir şekilde diğer ülkeleri bu şekilde yeri gelinde sömürerek, yeri gelinde manipüle ederek, yeri gelinde kandırarak, tehdit ederek, korkutarak, sindirerek, saldırarak hatta gerekirse bu şekilde bir yeni dünya düzeni ve yani bunun yeni dizaynı 22, 21. yüzyılın ilk çeyreğindeki dizaynı büyük oranda işte 2025'lerde tamamlanacak. Burada da zaten 2030 dedik metinde de daha uzun vadeli bir bakış açısı oluşturmaya çalıştım. 2030'larda da Türkiye'nin bu sosyal bilimleri kullanmayan, aklı kullanmayan şemaları bırakarak, bir akıl oluşturarak, sağ sol ucu bucu ideolojileri bir kenara bırakarak her şeyi insan savunabilir. Fakat bir derinlikle savunmak lazım. Bizim ne solcumuz solcu ne sağcımız düzgün sağcı. Solcular bir Marx çıkardı da sağcılar mı itiraz etti? Sağcılar bir Gazali çıkardı da solcular mı itiraz etti? Bu ülkenin bir entelijansiyası yok. Vatansever bir entelijansiyamız yok. Ülkeyi seven aydınlarımız yok. Aydınların çoğu, büyük bölümü devşirilmiş. Buna ilişkin kayıtlar da var. İsimleri bile veriyorlar. Birçok arkadaş okuyup görebilir. Bu gazeteci diye gördüğümüz televizyonlara çıkan vatandaşların büyük bölümü
İşte falanca organizasyon, Avrupa Birliği, işte o 2016'daki derin karanlık yapı, Amerika gibi, Alman vakıflar gibi vakıflar, organizasyonlar tarafından maaşa bağlanmış, devşirilmiş yapılar. Aydınların çoğu öyle ne yazık ki. Dolayısıyla vatansever bir entelijansı olmayan, bu dünyaya, bu dünyada kötülüklere bir cevabı olmayan, yeni bir şeyler söylemeyen insanlar neyi düzeltebilir? Ağlarla, bağlarla, diğerlerine bağlı, göbekten bağlı, tasmalı, çekirge gibi insanlar kitap okusa, 1.000 tane kitap yazsa neyi değiştirebilir? Dürüstlüğü, erdemi, ahlak olmayan insanlar neyi değiştirebilir? Toplum için, devlet için ne ifade edebilir? Bunları sorgulayan bir metin bu yazdığımız metin. Şu anda aklıma gelen ana çerçevede bunlar. Şöyle bakıyorum notlarıma bir taraftan da. Yani özetleyecek olursak 1648'de Fatih Bedros'un bunlar bu Batı kendi sonraki 400 yıllık dünyasını kurdu. Vestfalya. Orada da temelinde ne vardı? Aslında 100 yıldır savaşan İngiltere, Fransa vardı. Hepimiz duyduk değil mi? 100 yıl savaşlar diye. 100 yıl savaşlarında İngiltere'de, Fransa'da devlet olarak bitti ekonomileri. Bakın bu tarihler işte Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u aldığı tarihler. 1453. 1453'te Fatih İstanbul'u alınca bunlar uyandı ve birbiriyle savaşmayı bıraktı. Fransa, İngiltere 100 yıl boyunca savaştı. Ondan sonra işte yeni kendi işlerindeki mezhep savaşlarıyla 1512'lerde de protestanlık bir mezhep olarak din savaşları, 30 yıl savaşları diye geçer bu da. Birbirlerini öldürdüler. Milyonlarca Hristiyan birbirini öldürdü. Protestanlık, Katoliklik adı altında. Ve en son 1648'de işte senin dinin sana, benim dinim bana. Vestalya Anlaşması'yla dinle, kitapla uğraşmayı bıraktılar. Bakın Müslümanlıktaki bu mezhep savaşlarını 400 yıl sonra nasıl sahneye koyuyorlar değil mi? Çok iyi biliyorlar bunu çünkü. 1648'e kadar bunlar birbirini öldürdü. Acımasızca katletti hem de. Öyle böyle değil yani. Bu yeni dünyayı 1648 Vestfalya ile kurdular. Asillerin kurduğu bir dünyaydı. Burada halk yoktu. Aslında Fransız devriminde de halk yoktur. Alttan gelen bir şey. Tamam 100 yıldır fakir köylüler vardı Fransa'da. Onlar yaptı devrimi. Ama sonraki oyunu kuranlar demokrasi adı altında, ulus devlet adı altında kendilerine bağlı. Bu küresel sistemi, paranın sahipleri kendi dizaynını yaptılar tüm dünyada. İşte burada kimin neyi üreteceği, üretim ilişkileri, tüketim ilişkileri. Yine 1848'de Karl Marx ve Engels'in Komünist Manifesto. Aslında manifestonun çoğunu okuduğunuzda tek dünya devletinin manifestosudur. Bakın bunu da çok kimse bilmez. Okuyun metni, ne demek istediğimi göreceksiniz. Orada bir sosyalizm rüzgarları yarattılar. İşte oradan Almanya'da sosyalizme karşı bir refah devleti üretildi. Bismarck'ın sosyal sigorta girişimiyle 1880'lerde. Solda komünizm, sağda vahşi kapitalizm. Orta yol neydi Fatih Bey? Refah devletiydi. İşte sosyal medya bu refah devletine yapıştırıldı, eklemlendi. Güya yeni bir orta yol bulundu. Her şey ideoloji, her şey bir oyundan ibaretti aslında. İşte parlamentolar, bu şeyler hepsi oyundu. Yine bir iki noktaya değinecek olursak, bugünkü tarihi kuran 1648 Vestfalya dedik. Hemen 40 yıl sonra 1688 İngiliz devrimi. Halkı dinlemeyen despot kral Charles, parlamento güçlerinin ordusuna yenildi iç ayaklanmada. Kral ve İngiltere kralı ilk defa idam edilen bir kral oldu 1688'de ve Şanlı Devrim, İngiliz Devrimi yaşandı. İngiltere Kraliçesi Mary, William Hollanda Prensi ile evliydi. Hollanda Prensi William, İngiltere'nin de kralı oldu. Bakın ne kadar komik ilişkiler değil mi? Koskoca İngiltere'nin kralı, Hollanda kralı oluyor 10 sene, 20 sene neredeyse. 1688'lerde. Hemen akabinde bu 200 yıldır sömürüye maruz kalan Amerika, İngiltere'den bir 10 yıllık savaşta ayrıldı. Ve işte küresel yapı 1783'te Amerikan devrimiyle kendi şirketini kurdu. Aslında Amerika küresel organizasyonun yeni şirketiydi. Bir ülke değildi. Hatta şirket gibi bir kuruluş senedi de vardır Amerika'nın. Belli ailelere bağlıdır. İşte burada paranın üretimi, özellikle J.P. Morgan gibi bir tane isim vereyim mesela. Hepimiz biliriz bu ismi değil mi? Marlboro sigaraların üzerinde falan hepsinde var yani her gün. 5 milyar insana bu sigara içirip bir de oradan para kazanıyorlar. Bunlar işte parayla, finansla o dönemlerde dünya yeni dünyayı kurup Amerika'yı kendi ülkeleri gibi, şirketleri gibi ele geçirdiler. Bakın 1783 Amerikan bağımsızlık devrimi, hemen 1789 Fransa, çünkü burada
İngilizler özellikle Fransa'nın da altını oydu bir şekilde. Ve Amerikalılara yardım eden Fransızlara tuzak kurarak İngilizler, Fransız devriminin de altında İngilizler vardı. 1789'da da Fransız devrimi. Hemen o aynı yıllarda sanayi devrimi ve akabinde aydınlanma devrimi. İşte aydınlanmışlar dünyanın bilgisini ele geçiren aklın bir gereç olarak kullanıldığı ve insanoğlunun aklına iman etmeye başladığı, Tanrı'ya imanı terk ettiği ve insanın da bize hümanizmi nasıl anlatıyorlar Fatih Bey? İnsancıllık değil mi? İnsancıllaşma falan. Hümanizm insanın tanrılaşmasıydı. İnsanın tanrılaştırılmasıydı aslında Avrupa'nın gözünde. Çünkü bu anlattığım yapılar dediğim gibi pagan yapılardı. Bakın bir rakam daha vereyim. 1780'lerde Amerika kurulurken Amerika Birleşik Devletleri 2,5 milyon nüfusu vardı. Ve Avrupa'dan çok nitelikli nüfus aldı. Almanya'dan, diğer ülkelerden en eğitimli insanlar yeni dünyaya gitti. Ve Amerika 100 yıllık süreçte dünyanın yeni sahibi olacak güce ulaştı. 1900'lere kadar, 1920'ye kadar dünyanın parası pound'tu, İngiliz sterliydi. Dünyanın egemen devleti İngiltere'ydi. Kitapta da bunu İngiliz çağı olarak aldım. 1700'ler Fransız çağıydı. 1900'e kadar İngiltere çağıydı. 20. yüzyıl Amerikan yüzyılıydı. İşte bugün onun son dönemlerini yaşıyoruz. Dolar çökmeye başlıyor Amerika'da. Roma İmparatorluğu gibi yavaş yavaş çökmeye başlıyor. İşte bugün Ukrayna'da mesela niye yanıt veremiyor Rusya'ya? Çünkü Amerika'da NATO'da gücünü kaybetmeye başladığı döneme girdik. Çin yeni dünyanın süper gücü olarak işte kitapta da 21. yüzyıl Çin yüzyılı olarak anlattım. Yeni dünya ışık doğudan yükselir. Çin üzerinden yeni bir dünya kuruluyor. 16 trilyon dolar gayri safi milli hasılasıyla Amerika'yı geçti bu yıl. 1 trilyon dolar kadar geçti. Amerika acayip borcu var. Çin'in elinde şu anda 3-4 trilyon dolar nakit para var. Bir günde Amerika'yı çökertebilecek bir finansı var. Birçok ülkelerin önemli yerlerini parayla alıyor Çin. Para borç veriyor. El koyuyor limanlarına, şeylerine. Bizim de galiba Mersin Limanı mı aldı Çinliler? Öyle şeyler okudum bazı kaynaklarda. Yani birçok ülkeye artık Çin, özellikle Afrika'ya da giriyor. Türkiye'de bu şeyde o insani vicdanıyla, devlet yapısındaki o merhametiyle, vicdanıyla bir şekilde oyunun bir yerlerinden 2025'lerde 30'lara doğru oyuna alınacak bir ülke gibi görünüyor. Çünkü 500 milyon Türk var dünyada. Bu yapı Türk markasına da oynuyor. Dolayısıyla finans yine o anlattığım yukarıdaki vatandaşlarda, büyük şirketlerde, bütün dünyadaki şeyler 3-4 tane şirkete bağlı aslında, bankalar, yapılar. Onların arkalarında da aileler var tabii. Dolayısıyla finans gene onlarda, fakat işte dünya yönetim sistemi, devlet, kamu sistemi Türkiye'nin de içinde olduğu bir yapı söz konusu olacak gibi görünüyor. Bu 2030'lardaki küresel sosyalizm, işte Birleşmiş Milletler hedefleri var ya, bütün kamu kurumlarına asılıyor mesela, hiç anlamadan her şeyi asıyoruz biz. Orada ne diyor? No poverty, no hungry. Açlık yok, sefalet yok, yoksulluk yok. Cennet vaat eden bir gelecek, Birleşmiş Milletler kalkınma hedefleri, işte çevreci, yeşil dünya, yeni dünya, fosil yakıtların kullanımının yavaş yavaş sona erdiği, elektrikli araçların devreye girdiği, yeni dünya düzeni, insanın robotlaştığı, robotun insanlaştırıldığı. Bakın mekanizmayı görüyor musunuz? İnsan robotlaştırılıyor, dijital sistemlerle robotlar insanlaştırılıyor, yapay zeka katılarak. Böyle bir dizaynda işte yeni dünyayı okumak, burada bizim mesleğin kazanımlarını, bunun nasıl bir yol izleyebileceğini öngörmek, sosyal çalışmanın ve sosyal bilimlerin ve devletin, devlet kurgusunun, insan haklarının, sosyal adaletin, demokrasinin, hukukun buradaki iz düşümleri, bunlar ne olabilir diye bakmak lazım. Bütün bunlar aslında Nietzsche, benim çok sevdiğim bir numaralı filozoftur. 1900'de öldü. Gitmeden önce bizi uyarmıştı Fatih dostum. Ne dedi Nietzsche? Batı uygarlığı bir ölüler evini andırıyor demişti. Batı uygarlığı bir ölüler evini andırıyor. Yani hep kendine yontan, diğerlerini sömüren, ezen, yok eden, acımasız davranan, terör yaratan, sömüren, parasını alan bir uygarlık. Nietzsche'nin gözünde ölmüş bir uygarlık olarak konumlandırmıştı. Ve Nietzsche 100 yıl sonra ne kadar haklı olduğunu, o tabii erkenden yakalamıştı bu anlayışlara Almanya'nın içinden. Bugün işte 100 yıl sonra biz bunları çok iyi fark edecek durumdayız. Daha iyi yorumlayacak durumdayız.
Dolayısıyla bu da işte Batı uygarlığı dediğimiz uygarlığı sorgulamak. Bu son 200 yıldaki önemli verdiği tarihleri tekrar gözden geçirmek, sosyal bilimleri, devleti gözden geçirmek, tekrar yeni bir okuma yapmak, yeniden yorumlamak hepimiz için yaşamı zenginleştiren içerikler taşıyor. Bilmiyorum açıklayıcı olabildi mi, yani ana anlatılarına değinmeye çalıştım ama. Evet İsmet Hocam, yani kitabınızla ilgili genel bir çerçevede muhtevası hakkında bilgi verdiniz. İsterseniz hem izleyenlerin de katılımıyla sorulu cevaplı interaktif bir sürece girelim. Eserinizle ilgili, eserinizin bizde oluşturduğu sorular varsa genel sohbet kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Seyide bize yardımcı olacak o soruların okunmasında. Ya da el kaldırıp mikrofonunuzu açıp İsmet Hocam'a sorular sorabilirsiniz. Eğer müsaade ederseniz hocam ben bir soruyla devam etmek her istiyorum. Konuda, her konuda sorulabilir hocam. Sadece kısıtlama tabii, yapmam tabii. Yani. Serbest. Yani çizdiğiniz çerçevede başta olmak üzere sizi burada bulmuşken mesleğimizle de ilgili, mesleğimizin gelişimi ya da sorunlarıyla da ilgili sorularla sizlerin düşüncelerinizi almak isteriz. Şimdi tabii ki dünyada özellikle koronayla birlikte ciddi bir ekonomik sorunlar var. Bu ekonomik sorunların getirdiği sosyal sorunlar var. Özellikle enflasyon hem ülkemizde hem de dünyanın birçok gelişmiş ülkelerinde de hissediliyor ve hem ekonomik araçları yani üretim araçlarını etkilediği gibi özellikle yoksul işte fakir bölge insanları. Örneğin Sri Lanka'da şu an ciddi anlamda işte toplumsal ayaklanmalar var. Özellikle ülkemizde enflasyonun getirdiği işte koronanın sorunuyla işte koronayla birlikte ortaya çıkan işte işsizlik sorunu ardından enflasyonun getirdiği temel ihtiyaçların bile karşılanmasında zorluklarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla zenginle fakir arasında uçurum hızla açılıyor ve sosyal sorunlar beraberinde hızla artıyor. Sosyal çalışma özellikle de kitabınızın konusuyla da bağlantılı olarak Türkiye'nin yükselme stratejileri ya da Türkiye'de sosyal sorunların çözümünde ya da işte dünyada insan haklarına dayalı özellikle dezavantajlı kesimlerin de eşit bir yurttaş olarak, vatandaş olarak yaşamını sağlamada özellikle sosyal çalışmaya, sosyal çalışma bilimine, sosyal çalışma profesyonellerine ya da işte sosyal hizmet kurumlarına düşen rol ve işlev nedir hocam? Hocam iyi hatırlattın bunu. Şeyi söylemeyi unuttun. Çok önemli bir bilgiyi. Şimdi büyük sıfırlama olarak adlandırıyor bunlar bu dönemi. Ben kitapta da bölüm ayırdım ona zaten başlık olarak da. Bu Great Reset dediği büyük sıfırlama dünyanın ayarlarını sosyal, ekonomik, psikolojik, siyasi, politik, hukuk her anlamda dünyayı kapatıp yeniden açmaya yönelik bir sürecin başlangıcıydı milenyum. 2000'li yıllardan sonra işte bu İkiz Kule saldırıları, İslam'ı yeni düşman olarak konumlandırılması ve İslam ülkelerine saldırmak. Şimdi bu çerçevede işte bizler artık 30 yıllık meslek yaşamımızı geçtik. Niçin bu sorunları tam çözemediğimizi, sosyal çalışmayı kuramadığımızı bu anlatımlardan yakalıyoruz aslında. Bu yapıların uygun gördüğü kadar sosyal çalışma. Bu yapıların uygun gördüğü kadar hukuk. Avrupa ülkelerinde dahi, hatta şimdi bunlar 1990'da Clinton'la Amerika'ya bile büyük bir ayar verdiler ve Clinton birçok bu kamu ödeneklerini falan yoksullara verilen ödenekleri kesti. Obama sağlık sisteminde sağlık hizmetlerinin ücretsiz hale getirmiş şeyleri ortadan kaldırdı. Amerika'da bugün 50 milyona yakın insanın sağlık sigortası yok. Yani $1000 galiba bu şey testi de $1000 falandı ya. $1000 yoksa test de yatıramıyorsunuz. Ameliyat olmanız zaten mümkün değil. Yani 50 milyon insan sağlık sisteminin dışında. Bakın ne kadar önemli müdahale bunlar değil mi? Yani Amerika'ya da müdahale ediyor bunlar. Sadece biz değil. Bizde mesela sağlık sistemi ücretsiz ama bir sürü 10 milyonlarca yoksul var 50 yıldır. Bunu çözemedik yani. Çözülmediler. Amerika'da işte hem yoksullar, evsizler var. 20 milyona yakın uyuşturucu bağımlısı var.
Evsizler var birkaç milyon. Yoksullar var 40 milyon insan aç evlerinde yemek yiyor. Bakın düşünebiliyor musunuz böyle bir rakamı? 330 milyonluk Amerika'da 40 milyon insan aç evlerinden yemek kuponuyla yemek yiyor. 350 milyonluk, 400 milyonluk Avrupa'nın 60 milyonu aç ve yoksul durumda yani. Yoksulluk sınırının altında. Bakın demek ki sadece bize değil yani Avrupa'ya da bunlar yavaş yavaş ayar verip o batıyı biraz bırakıp doğuya doğru Çin üzerinden yeni bir dünya kuruyorlar. Çin'de de mesela 1,5 milyar insanın 200 milyonu durumu iyi, zengindir. Yani 1 milyar insanın büyük bölümü aç sefil böyle hani bizdeki 1000 TL alıp da geçinmeye çalışan insanlar gibi yaşam mücadelesi veriyor. Şimdi bu çerçevede yorumladığımız gibi sosyal çalışma da bu küresel organizasyonun uygun gördüğü şekilde asgari ücretin tayini, ülkelerdeki ekonomilerin tayini, ne üreteceksin, kim ne üretecek, kimin zenginliği ne kadar olacak bu yapılar dizayn ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Almanya'nın 6-7 trilyon dolar borcu olduğunu biliyor musunuz? Japonya'nın 12 trilyon dolar bunlara borcu olduğunu biliyor musunuz mesela? Japonya tamamen o hiç ortada olmayan bir ülke aslında. Tamamen borçlu. Hani öyle çok zengin yaşayan borçlu insanlar vardır ya Fatih Bey. Onun gibi aynı. Çok zengin, refah içinde fakat tamamı borç. Yani bugün Japonya'yı tabiri caizse satsanız 12 trilyon doları ödeyemez açıkçası. Diğer ülkeler de öyle. Yani bizim mesela 500 milyar dolar borcumuz var. Hani bizim refahı dağıttırmadıkları için bize fazla 100 yıllık devlet hükümetler boyunca. Yani genellikle hani tepedeki bir azınlık bu iş imkanlardan faydalandı. Devletin olanaklarından hani saray hazinesinin kullanımı gibi Osmanlı'dan gelen geleneksel yapı. Avrupa bunu dağıttı fakat acayip borçlu. İngiltere gene 8-10 trilyon acayip borcu var. Bakın bunlar nüfusları bizim kadar Almanya, İngiltere. Fransa'nın gene böyle devasa borcu var. 6 trilyon dolar kadar. Almanya'nın yine aynı. İngiltere'nin 10 trilyon dolar. Bakın trilyon dolar diyorum yani Türkiye'nin bu ne kadar yapıyor? Neredeyse 15 katı, 16 katı borçları var. Nüfusları bizde aynı. Orada tabii refah devletini kurdular. Borcu aldıkları borcu dağıttılar vatandaşlar ama şimdi tabiri caizse patron onlardan da verdiği borcu bu finansçılar geri istiyor. Hadi bakalım nasıl ödeyecekler? Önümüzdeki 20 yılda Orta Doğu gibi olacak Avrupa ülkeleri. Öyle görünüyor. Göçmenlik, sefalet onlarda da olacak. Hadi bakalım insan hakları. Diğerlerine uygun görmediğiniz insan hakları. Bakalım size kim uygun görecek diye. Kitapta da böyle sordum zaten. Onun için böyle makro bir bakış açısıyla burada mesleklerinde niçin böyle güdük kaldığını, güdük bırakıldığını, bütün iyi niyetli çabalarımıza rağmen yoksulluğun yaratıldığını, işte toplumdaki ahlaksızlığın, kredi kartı borçlarının Avrupa ülkelerinde bile nasıl pompalandığını, nasıl borç verilip insanların çaresizleştirildiğini, yani bu tepedeki yapıların paraya ihtiyacı yok Fatih Bey. Zaten para bunlar da, parayla olacak şeyler değil bunlar. Para için yapılacak şeyler de değil. Esas olan insanları köleleştirmek, çaresizleştirmek, işte kör kuyulara atmak, orada debelenmesini sağlamak, insanları 20 yıl borçlandırmak. Amerika'da mesela 2008 krizinde insanların neredeyse yarısı evlerini kaybetti. Yani konutlar 10 milyon dolarlık konut 1 milyon dolara indi mesela fiyat değeri. Onu tabii onu da topladı bu yapılar. Sadece para bunlarda değil, konut da bunların elinde. İşte ileriki dünyada ne diyor mesela? Hiçbir şeye sahip olmayacaksınız diyor. Her şeyi kiralayacaksınız diyor. Doğru mu? Kimin olacak peki bunlar? Kimden kiralayacağız? Sorun. Öyle değil mi yani? Hiçbir şeyiniz olmayacak. Sanki tanrısal bir şeymiş gibi yani ilahi bir güçten mi kiralanacak bunlar? Kimden kiralanacak? O zaman birileri demek ki bu şeyin sistemin sahipleri, mülkünde sahipleri olacak bu evlerin, dairelerin, konutların. Bugün ülkemizde de mesela işte o sorduğun soruya bağlantılı olarak hiperenflasyon yaratılıyor dünyada. Yani yapay bir kıtlık yaratılıyor, yaratıldı. Daha da devam edecek 2023'te de bu. Şöyle bir örnek vereyim. 1930'larda Hitler gelmeden önce Almanya'da Weimar Almanya'sı deniyor. O kentin adı Weimar diye öyle kurulmuştu Cumhuriyet. Öyle bir hiperenflasyon yarattılar ki yine bu ezoterik eski yapılar, masonik organizasyonlar. Bir çuval para götürüyordunuz Fatih Bey. Mark, bir çuval mark, bir kilo elma alıyordunuz. Nasıl? Bu örnek bugünümüzü çok iyi anlatıyor değil mi? İşte olay bu. Yani insanlar işte bugün dediğin gibi Sri Lanka'da, Lübnan'da devlet iflasını ilan etti. Çok yüksek borçları vardı. Yine Arjantin aynı şekilde. İşte Venezuela örneğini hepimiz gördük son yıllarda. Birçok ülke böyle ekonomileri patlamış durumda. İşte en gelişmiş olanları saydım size bakın. Daha öbürlerini söylemeye gerek yok herhalde değil mi? Ne kadar borçlu oldukları aslında işlerinin boş olduğunu,
ve patronun artık bu parayı veren finansçıların parayı geri istediğini bunlardan, ödemelerin hiçbir türlü mümkün olmadığını, Amerika'nın da mesela 40-50 trilyon dolar borcu vardır biliyor musunuz? 50 eyaletle beraber. 50 trilyon dolar borç ödenir mi? Yani böyle bir para yok dünyada bir kere. Yani dünyadaki dolaşındaki para zaten 90 trilyon dolar falan yani. Yıllık ekonomi 50 trilyon Amerika'nın borcu var sadece. 50 trilyon dolar. Görüyor musunuz? Yani büyük fotoğrafı okuduğumuzda aslında ülkelerin nasıl dizayn edildiğini, bir kukla gibi kullanıldığını, değil mi? Arka yapıda finansın sahiplerinin, bilginin sahiplerinin nasıl bir dizayn yaptıklarını, nasıl bir muktedir güce sahip olduklarını para üzerinden, finans üzerinden görebiliyoruz. İşte burada ideolojiler, şeyler, kaos yaratılıyor ve düzen kurulmaya çalışıyor. Bunların şeyi bu, kaostan düzen. Latince bir ifadesi de var bunun zaten. O filmlerde de bunu izletiyorlar ya bize mesela. Kaos çıkıyor, sonra bir düzen kuruyorlar falan. Dünyayı da böyle işte. Birinci Dünya Savaşı bir kaostan düzendi. İkinci Dünya Savaşı yeni bir kaos, yeni bir düzendi. Değil mi? Fransız Devrimi bir kaostu, yeni bir düzendi. İşte şimdi bu hastalık üzerinden bir kaos ve büyük sıfırlama ve yeni bir dünya düzeni, yeni bir dizayn karşımıza gelecek. Evet arkadaşlar, sorularınız varsa mikrofonunuzu açıp İsmet Hocam'a iletebilirsiniz. Evet, bir soru gelmiş hocam. Emin Demir, dünya çapında ülkeleri yok yok, tek tek yok edecek bir neoliberal kriz mi öngörüyorsunuz hocam diyor. Bravo, çok güzel soru. Zaten neoliberal krizi bunlar 1880'lerde patlattı. Şimdi liberal düzen vardı, özgürlük, hani piyasa ekonomisi, gizli el değil mi? Piyasayı yönetecekti gizli bir el. Ücretleri dizayn edecekti her şeyi. Biz 1980'lerde aslında 1978'de bizdeki 12 Eylül darbesinden önce de bu Washington mutabakatıyla neoliberal politikalar, acımasız, volümü biraz daha artırılmış, daha vahşi, hiçbir acıması olmayan, yıkıp geçen, insana kıyan, insanı köleleştiren, ahlaktan, her şeyden mahrum bırakan, ahlaksız bir toplum yaratma şeyi önde olan, çünkü bunlar dediğim gibi para ihtiyacı yok. Para zaten onlarda. Yeni bir insanlık dizaynı, işte o kadar insan insanlıktan çıkmış, ahlakını kaybetmiş. Hiç umurlarında bile değil bunların yani, bilin ki. Dolayısıyla bu neoliberal düzen aslında 40 yıldır bütün acımasızlığıyla devam ediyor. İşte bugün geldiğimiz noktada artık bu anlattığım gibi ülkelerin, ulus devletlerin yapıları borçlandırılarak ortadan kaldırılmış durumda. Yani bu ülkelerin tamamı bu finansın sahiplerine borçlu. O da şöyle oluyor Fatih Bey. Mesela diyelim Amerika, işte İngiltere diyelim 100 milyar dolar borç alıyor bu finansçılardan, değil mi? Finansçılar da nedir? City of London, Londra'nın merkezinde kraliçenin dahi giremediği bir yerdir biliyor musunuz? Küçük bir ülkedir burası. Vatikan gibi. Ve Amerika'da da Wall Street, para. Finans burada döner. Dünyanın bütün parası burada döner. Faiz burada belirlenir. İşte diyor ya Türkiye %8'de dolar üzerinden borçlanıyor. Nereden borçlanıyor? İşte o saydığım yerden. Londra, City of London, Wall Street, Amerika. İşte buradan 100 milyar dolar İngiltere borçlanırken İngiliz devleti bu finansın sahiplerine devlet tahvili verir. Mesela %5 faizle diyelim. %5 ne demek? 105 milyar dolarlık şey verir. Tahvil. 100 milyar dolar bunlar buna borç verir. Ne oldu? 5 milyar dolar kafadan bunlar parayı kazandı. Bakın nasıl 300 yıldır parayı ele geçirmişler. Görüyor musunuz? Ortada para falan yok. Altın üzerinden, itibar üzerinden fiyat para sistemi deniyor bunun adına. Fiyat para. Ha, onu da söylemeyi unuttum. Bu soru üzerine onu da hatırlatayım. Bu 1940'lara kadar dolara bağlıydı dünyanın parası. Şeye bağlıydı, altına, dolar falan diğer paralar. Altın karşılığıydı. 1970'lerde Başkan Nixon, dünyanın artık sahibiydi Amerika, hegemon güçtü. Neredeyse tanrısal bir güçtü onların ifadesine göre. Ve dünyada parayı altın karşılığı basmayacağını, doların karşısında, arkasında Amerika gücü olduğunu, itibarının Amerika'dan kaynaklandığını ifade ederek 1970'lerden sonraki hangi anlaşmaydı o? 1948'de Bretton Woods anlaşması. 1970'lerde de yeni paranın dizaynıyla karşılıksız para basmaya başladı. Bugün Fatih Bey, doların neredeyse %90'ı karşılıksızdır. Ama arkasında Amerikan gibi büyük bir imparatorluğun, tanrısal bir gücün olması, fiyat para da işte bu itibari para demek. Yani Amerika'nın itibarı olduğu için dolar itibarlı. İşte bu da yavaş yavaş, bu 2000'lerden sonra yavaş yavaş yok olmaya yüz tuttu. Nitekim işte Rusya kendi parasıyla
ithalat, ihracat yapma şeylerini söylüyor değil mi? Bunlar tesadüf değil. Çin yuan üzerinden alım satım yapmaya başladı. İşte kripto paralar. Bakın kripto para, Bitcoin gibi paraların bir devleti var mı? Kime bağlı bunlar? Merkeziyetsiz değil mi? Teknoloji. İşte o doların karşılıksız altın karşılığı olmayan basımı yeni dünyada kripto paralar, dijital paralar ki 2023'ten sonra para, nakit para da kaldırılacak. Dijital tanımlanan para şeyde dijital sistem üzerinden kullanacağız. İşte kredi kartı bize alıştırdılar ya, onun tamamı artık nakit para olmayacak. Tamamını böyle kullanacağız. Dijital para üzerinden kullanacağız bunu. Ve orada da kripto paralar, merkeziyetsiz para. Hani devletler, devlet yapılarını yıkmaya çalışıyorlar dedik. Tek dünya sistemi gibi. Paranın da tek sisteme bağlandığı. Bu ödemelerde bankacılığın, noterin ortadan kaldırıldığı. Blockchain tabanlı bir yapı. Blockchain birbirine bağlı bilgisayar zincirleri. Bütün bilgisayarlarımıza kaydediyor bir şey. Bir şey ürettiğiniz zaman hepimizde kayıtlı. Kaybolması mümkün değil bu kaydın. Notere ihtiyaç var mı burada Fatih Bey? Blockchain pasaport verecek, şey verecek, kimlik verecek, devlete ihtiyaç var mı? Para basacak, devlete ihtiyaç var mı? Bakın devlet neydi? Paraydı, pasaporttu, kimlikti, aidiyetti. Değil mi? Bakın nasıl sistemi yeni teknolojiyle, yapay zekayla nasıl ulus devletleri altına oymaya çalışan bir organizasyon, büyük bir dijital devrim ve dijital sistem karşımızda. İşte Çin'de de bunun zaten 5 yıldır uygulaması açıkça devam ediyor. Kitabın büyük bölümü de onun için son bölümden özellikle. Yeni 21. yüzyıl Çin yüzyılı diyorlar adlandırdığım bölümü özellikle kurdum. Ve bunları ifade etmeye çalıştım orada. Evet zannediyorum o sorunun karşılığı oldu. Evet hocam yine Emin Demir. Peki hocam tarihin sonu tezi olarak mı yoksa yeni bir doğuş tezi olarak mı değerlendirmek mümkün görünmektedir diyor. O tarihin sonu Fukuyama kapitalizmin sonu olarak konumlandırmıştı onu. Kapitalizm bitti. Güzel bir soru yine Emin Bey'in dediği. Kapitalizm bitti. Yeni sistemin adı sıkı durun Fatih Bey. Küreselizm. Yeni dünyanın ideolojisinin adı bu. Bu ismi bir yere yazın. Küreselizm. Yani küreselleşme diye bize bunu ürün yerleştirme olarak sundular ya böyle. Bizim meslekte de bunu tartışırdık hep. Küreselleşme aslında yeni tek dünya dizaynının bir bilimsel jargonuydu. Çok güzel değil mi isim? Küreselleşme. Çok hoş geliyor kulağa. Dünya küçük bir köy oldu falan. Ama işte bunların uygun gördüğü kadar dolaşın. Bakın bugün Ankara, İstanbul bir yere gidebiliyor muyuz? Avrupa'ya uçak bileti alıp gidebilir misiniz? 10 kat fiyatlar arttı. Yani izin verilmeden işte evlere kapatıldık mesela. Artık yani izin verilmeden pek bir hareket yapamayacağımız dijital zekanın kontrol ettiği yeni bir dünya. Tutsak insanın özgürlüğünün kalmadığı, insanın robotlaştığı, robotun insanlaştığı yeni bir dünya içine doğru gidiyoruz. Yeni kuşağın, evet. Yani nasıl bir kuşak olacak, nasıl yaşayacaklar? Z kuşağı falan derken bunlar Homo sapiens'in son kuşağını mı kastediyorlardı acaba? Evet yine dinleyici bir arkadaşımız. Hocam muhteşemsiniz. Bu bilgilerle biz halk nasıl baş edebiliriz? Zira bilgiyi alıyor, sinirlerim bozuluyor. Kendimi kurbanlık koyun gibi hissediyorum. Diyerek duygularını ifade etmiş. Hocam nasıl yani baş edeceğiz? Bu sorunların çözümü için... Ben de Dilek Hanım mı sormuştu bu soruyu? Ben de hani televizyonlara çıktığımız zaman bunlardan bahsedemiyoruz. Çünkü böyle yaygın medyada bu kadar şey konuşulması da çok tehlike arz ediyor. Böyle daha çok küçük gruplarda işte arkadaşlarla bunları paylaşıyoruz. Kitaplarda yazıyoruz ama kaç kişi okuyor bunları, kaç kişi bunların farkında. Şimdi şöyle bu soruya yanıt vereyim. Bilgi güçtür. Gerçek bizi güçlendirir. Yalan bizi uyuşturur. Şimdi bu cümle basit bir cümle gibi görünüyor değil mi? Fakat yüzyıldır sorunlarımızı niçin çözemediğimizi ifade eden bir cümle bu aslında. Gerçek bizi güçlü kılar. Yalan bizi uyutur. Uyusallaştırır. Uyuşturur Fatih Bey. Şimdi anladınız mı niye yüzyıldır bir sorunu çözemiyoruz? Sağdı, soldu, laikti, dinciydi diye ayar vererek bilgiden, derinlikten, akıldan yoksun bir toplum ne olur? Sömürülür. Uyuşturulur. Uyutulur, yutulur sonra da değil mi? Bu kadar basit yani. Onun için farkında olmak, bunların da, bilgisinin dahilinde olmak, birey olarak güçlü olmak, birey olarak erdemli hareket etmek,
insanca yaşamak, bunların farkında olmak, bilgiyle bir dünya kurmak işte en büyük zenginliğimizdir. Bir de böyle işte arkadaşımızın dediği gibi bilimde çaresizlik olmaz, bilimde tıkanma olmaz, bilimde mazeret olmaz, ümitsizlik hiç olmaz. Onun için böyle bir vatansever ve entelijansiya kurarak ne yaptığını bilen, birbirine değer veren, her görüşten birbirini dinleyen, mesela biz bakın 30 yıldır çok iyi arkadaşız, hiç belki birçok konuda anlaşamıyoruz değil mi? Farklı şeyler söylüyoruz ama hiç birbirimizi kırdık mı? Dinledik, anlamaya çalıştık, ne diyor diye anlamaya çalıştık, saygı gösterdik. İşte bu gayet açık. Yani benim mesela çevremde böyle her türden arkadaşım vardır. Hiçbirine de kesinlikle böyle şahsi şeylere girmem. Onun fikrini dinlerim, kendi fikrimi de dayatmam. Bildiğimi anlatırım sorarsa. İşte böyle şey olduğu için anlatıyoruz bunlarda. Biraz daha böyle mayınlı konulara daha çok girdik. Ama kitabımızda, bu kitapta da böyle konulara girmek zorunda kaldık. Çünkü biraz daha artık volümün yükseldiği bir kitap oldu bu. Biraz mesleki şeyden de daha uzaklara, makro bir bakış. Aslında mesleki olarak da biraz şeyimizin dışında alan bir alana girmiş olduk. Ama çok keyifli bir alan. Ve aslında da meslekteki sıkıntıları da çözdüğümüz bir alan oldu gördüğünüz gibi. Yani bu küresel yapının uygun gördüğü kadar sosyal çalışma, onun uygun gördüğü kadar tıp, onun uygun gördüğü kadar kamu yönetimi, onun lütfettiği kadar insan hakları, lütfettiği kadar demokrasi. Ne güzel değil mi? Evet hocam, Dilek Bakırcı'nın bir sorusu var. Hocam, yeni dünya düzenine karşı koymak mümkün müdür? Örneğin seneye seçim var ve ben de bu ülkede hak, hukuk, adalet istiyorum. Umudum hep var. Ülke yönetiminin etkisi olumlu olur mu bu konuda? Fikrinizi alabilir miyim diye bir soru sormuş. Şimdi 1923'lerden beri Büyük Atatürk'ün 1938'de ölmesinden sonra aslında birinci cumhuriyet, yani bizim kurduğumuz cumhuriyet büyük oranda gitti. İnönü daha sonra kendi işte anlayışına göre bir devlet yapısı kurdu açıkçası. 1940'lar, 50'ler. Atatürk'ün o bağımsız, borcu olmayan, denk bütçe olan cumhuriyeti borçlu. Adnan Menderes dönemiyle daha sonra da devam etti. İnönü borç aldı, sonra Adnan Menderes borç aldı. Sonra tekrar İnönü döneminde borç alındı. Sonra Demirel borç aldı, sonra öbürü borç aldı. 100 milyon dolardan 2 milyar dolara, 5 milyar dolara, 10 milyar dolara. Bakın 1980'de 12 Eylül darbesini hepimiz hatırlıyoruz değil mi? 12 Eylül darbesi olduğunda Türkiye'nin borcu ne kadardı, bir araştırın. Fatih Bey, şimdi az önce arkadaş neoliberal politikalarını söyledi ya. Bakın girin internete, bakın 1980'de zannediyorum 10-20 milyar dolar mıydı? Yalan olmasın, şu anda tam hatırlayamıyorum ama çok cüzi bir rakam olduğunu biliyorum. Bir bakın internetten, arkadaşlarımızdan bakan olursa söylesin, burada da paylaşalım. Yani çok az bir borcumuz vardı. Bakın bizi dünya, Özal'la beraber dünyaya eklemlediler. Güya serbest piyasa, döviz serbest bırakıldı dolaşımda. Türk parası konvertibül oldu. Değer olmayan bir para konvertibül olsa ne olur? Yani hep bir oyun. Ondan sonra ithalat, ihracat şey serbest bırakıldı. Ya 50 milyar her yıl satış yapıp da 100 milyar mal alan bir esnaf düşünebiliyor musunuz? Şimdi böyle bir esnaf olsanız bu esnaf ne kadar idare edebilir? Bir süpermarketiniz var Fatih Bey. Şimdi 50 milyarlık mal satıyorsunuz, 100 milyarlık mal alıyorsunuz her yıl. Bu nasıl bir ticarethane ya? Burada bir problem yok mu? 1980'lerden sonra çikita muz ithal edelim, bilmem ne böyle sembolik şeylerle oyuncak ithal edelim, her şeyi dünyadan alalım, otomotiv alalım, kendimiz otomobil üretmeyelim, dışarıdan alalım, onu alalım, bunu alalım derken işte ithalat, ihracat şeyi yarı yarıya, ihracatımız ithalatı karşılamıyor bile. Dolayısıyla bugün son 40 yıldaki aldığımız şeylerle 550 milyar dolar dış borcumuz var. 1980 darbesinde 20 milyar dolar civarında borcumuz vardı. Yani nasıl katlanarak büyümüş değil mi 10 yıllar içinde? Yani 100 yıl önceden bahsetmiyoruz. 30-40 yıl önceden bahsediyoruz. Bakın toplumların nasıl böyle borç tuzağına düşürüldüğü, devletin neye çalıştığını, devlet kurumunun neye hizmet ettiğini, o yapıların nasıl kurulduğunu, burada işte emeklilerin maaşı. Mesela 420 milyar TL emeklilerin, bütün çalışanların 2022 bütçesindeki ödemesidir biliyor musunuz? 420 milyar TL ödeyecek bunlara. 10 milyon emekli, 13 milyon emekli, 5 milyon işte memur, işçi, kamu şeyi, işçisi falan filan. Yani 20 milyon kişiye devlet, 20-25 milyon kişiye 400 milyar para ödüyor Fatih Bey. Sıkı durun. Ne kadar faiz ödüyoruz peki her yıl?
yaklaşık 200 milyar TL faiz ödüyoruz, biliyor musunuz? Ne demek? İşte bu finansın sahiplerine ödüyoruz bunu. Bakın, bunu ödemezseniz demek ki emeklerin, 4 bin lira alan emeklerin maaşı 6 bin liraya çıkıyor direkt. Hesap ortada, doğru mu? Bakın, 400 milyar dolar, 400 milyar TL bu 25 milyon insana ödenen para yıllık. 220 milyar TL her yıl düzenli faiz ödüyoruz, aslanlar gibi. Bu makro ekonomiyi de, politik ekonomiyi de iyi bilmek lazım. YouTube kanalımda da böyle sosyal çalışma ekonomi ilişkisi diye çektiğim videolar var arkadaşlar, onlar da bakabilirler. Paranın nasıl üretildiğine dair, işte yeni dünya, bu küresel sistemin işleyişine dair bazı videolar da çekmiştim. Orada da işte 300'den fazla video çektik son yıllarda bu dersleri verirken, işte arada böyle bir 10 dakikalık, 20 dakikalık videolar. Orada da 4000 küsür bir takipçimiz oldu. Zaman içinde o da artacaktır. İşte doğru düşünen, doğru yorumlayan, hayatı doğru yorumlayan, bilgiyle yaşayan, erdemle yaşayan, bir ahlak kuran, vatansever bir entelijansiya için bugünkü aslında toplantımızın bir amacı da buydu. Bu benim öğrencilerimden bugüne kadar binlerce öğrencim oldu. Üsküdar Üniversitesi'nde 5 yıl, İstanbul Üniversitesi'nde 2 yıl, işte bu gelişimde 4. yılım. Ondan önceki yetiştirdiğimiz öğrenciler, 10 binlerce öğrencim oldu benim de hayatta. Ahlaklı düşünen, vatansever, bilgiye, kitaba düşkün insanlar geleceğin toplumunu kuracaklardır. Bilimde ümitsizlik olmaz. Hocam, yine Özlem Hanım'ın bir sorusu var. Hocam merhaba, kütüphanede olduğum için sesimi açamıyorum. Yeni bir dünya yapısı içinde sosyal hizmet mezunların işi her zaman zorlaşıyor. Sosyal hizmet mezunları kamu ve akademik alanlarda eşleştiriyoruz. Ekonomik koşullar sosyal hizmet mezunlarını da etkiliyor. Atanamayan genç sosyal hizmet mezunları özel sektörde nasıl yer bulabilir? Sosyal hizmet mezunlarının dünya özel sektörde konumu nedir? Yani yeni dünya düzeni açısından görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim. Yine Emin Bey, hocam 90'da 52 milyar dolara çıkmış borç, 90'da. 80'dekine bakalım Emin Bey. 12 Eylül darbesi. Yani bu ülkenin kırılma noktası 12 Eylül 1980'di. Bakın 90'larda bile çok düşükmüş yani borcumuz. İşte 80'lere bakın, 20 milyar dolar diye hatırlıyorum ama tam emin olamadım. Onun için bakalım dedim. 1980 darbesi öncesi bakalım. 19 milyar. Bakın gördünüz mü? 19 milyar dolar. Şimdi kaç olmuş Fatih Bey? 550. 454. 550 iç borçla falan beraber 500 küsür. Bakın evet. Şimdi ne olmuş? 19 milyar 40 yılda nasıl 550 oluyor? Kaç katı? Evet. 25 katı. Görüyor musunuz? Burada Türk halkının emek sömürüsü var. Evet hocam, Özlem Hanım'ın sorusuyla ilgili ne demek ister? Ne söylersiniz? Sosyal hizmet mezunların sektörde nasıl yer bulabilir? Şimdi bunlar aslında şey, çok kolay çözümlenecek şeyler. Çözümlemek istenmiyor. Bir sürü atanamayan öğretmenler, gençler, küresel hegemonyanın o insanları saran, çepeçevre saran çaresizlik vardı bütün ülkelerde. Bakın ne dedim? Amerika'da 40-50 milyon aşevlerinden yemek yiyen popülasyon oluştu son yıllarda. Bu paranın sahiplerinin yaptığı organizasyonlar bunlar. Bakın Amerika'dan bahsediyoruz. Avrupa Birliği'nde 400 milyonluk nüfusun 60 milyonu yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bakın, Avrupa Birliği dediniz, İngiltere, Fransa, Almanya'dan falan bahsediyoruz yani. Uzaydan bahsetmiyoruz. Şimdi burada Türkiye gibi ülkelerin payına düşen de gelişmekte olan ülke diyorlar. 40-50 yıldır hep aynı adlandırılıyor. Şimdi burada Avrupa'da STK'lara veriliyor devletin şeyi, finansmanı. Mesela STK'lar 1000 tane sosyal çalışmacı çalıştırıyor. İstanbul'da diyelim. Devlet diyor ki, bizde tabii bu tekel devlette, kamu sektöründe hala bu kırılamadı. Orada tabii özel sektöre açılmış durumda bu şeyler. İşte sizin mesela bir sosyal hizmet uzmanları, İstanbul Uzmanlar Derneği, Sosyal Sorunları Önleme Derneği diye bir dernek kurdunuz mesela. Devlet diyor ki, bu tamam, ben birçok şeyi eksik bırakıyorum, yetişemiyorum 20 milyon nüfusa. Sizin dernekte 1000 tane uzman çalıştırın. Ben sizi 50 milyon TL fonluyorum 24 ay boyunca. Bak, yaptığınız çalışmalar devletle koordineli yapacaksınız. Bu sosyal yardımları, şunları bunları dizayn edeceksiniz. Ben 24 ay sonra size bakacağım. Bu proje güzel gidiyorsa 1000 tane uzman, 2000 tane ya da 5000 tane. Neyse, sayı önemli değil. Sayı da şöyle söyleyeyim. Almanya, İngiltere, Fransa dedik ya, nüfus bizde aynı. Bunlarda Fatih Bey 150'şer bin tane sosyal çalışmacı vardır, biliyor musunuz? Şimdi arkadaşımızın sorusuna çok iyi yanıt. Yani bizde
Sosyal medyada bakalım da hani binlerden 3000'lere çıktı. Hani onu bir fazla olarak görüyorlar. Yani 184 milyon nüfusa 3000 kişi ilgilenemez. O zaman 3000 tane doktorla sağlık hizmeti verin Türkiye çapında, verin bakalım. Doğru mu? Psikososyal hizmeti nasıl vereceksiniz o zaman? Peki nasıl bir iddia bu? O zaman 500 bin tane öğretmeniniz niye var? 10 bin tane öğretmenle, 50 bin öğretmenle Türkiye çapında eğitim verin. Dolayısıyla bir şeyin niceliği, niteliği, arkasındaki plan, strateji, yöntem, devletin, kamunun buna bakışı, buna verdiği değer, bütün bunlar değerlerden oluşur biliyorsunuz. Değerler en öncelikli anlayışlarımızdır, ilkelerimizdir, kriterlerimizdir. Devletin de böyle değerleri, insan felsefesi olmalı, sosyal bilimler felsefesi olmalı. Devletin bir tamamen nötr bir ideolojisi olmalı, herkese aynı mesafede duran ve tüm yurttaşlara hitap eden müdahaleleri olmalı. İşte bu bizim sosyal müdahalemizdir. Onun için bu arkadaşımızın sorusu, önümüzdeki dönemlerde özel sektöre de bu şeyleri açarak STK'larda, mesela Almanya'da okuduğum kadarıyla kitaplarımızda sivil toplumla ilgili bölümler de var. 2-3 milyon kişi, 5 milyon kişi STK'larda çalışır. Ücret alırlar. Bakın bize STK'larla normal çalışan insanlar neredeyse engelleniyor. Öğrenciler stajyeri bulamıyor. Öğrencilere %50 ücret ödeniyor Avrupa'da. Yani staj yapıyorlar, bir de ücret alıyorlar. Biz kendi gençlerimize ücretsiz staj bile yaptıramıyoruz. Böyle gençler gelişir mi? Evet. Yani bunlar anlayışlarla çok kolay çözülebilecek şeyler, sorunlar. Arkada bir insan felsefesi, bir gençlik politikası, sosyal politika olmalı. Almanya'da Caritas, Katolik Kilisesi'nin bir sosyal hizmet kuruluşu, toplam sadece, yani Caritas'ta 40 bin civarında sosyal hizmet çalışanı var. Yani buyurun. Sadece bir kuruluşta. Buyurun. Hocam bunu... Ne demek istedim anlaşıldı yani. Çok açık. Dolayısıyla bu bizim zaten şu anda 10 bin tane falan işsizimiz vardır değil mi? Belki de 15 bin. Bakın o verdiğiniz rakam neydi Fatih Bey? 40 bin. Yani ne oldu? Yani halen 30 bin adama ihtiyaç var. Öyle bir mezun yok ortada. Yani bu kadar basit. Yani devletin, kamunun bu insanlara, gençlere yatırımı ve arkada bir gençlik felsefesi, gençlik politikası, anlayışı gerekir. Hocam Nurullah Bey'in bir sorusu var. Sosyal hizmet mesleği Türkiye'de politikalara etkili bir şekilde dahil olamadı. Aslında toplumda kendini kabul ettiremedi. Siyasal sistem içerisinde neredeyse hiç yer alamadı. Yeni dünya düzeninde, Türkiye özelinde kendisini nasıl var edebilir, hissettirebilir? Çok güzel. Hangi meslek yapabildi bunu? Doktorlar biraz yapabildi, hekimler. Bugün 150 bin tane hekim var Türkiye'de. Çok zeki de adamlar büyük bölümü. Siyasete de bir yerden girebildiler. Ama 100 yıldır siyasetçiler zaten çoğu müteahhitlerden oluşuyor. Değil mi? Bugün de şeyi, profili incelerseniz her dönemde ağırlıklı popülasyon onlar. Yani hiçbir meslek kendini bu siyasi anlamda kabul ettiremedi. Oyun kurucu mekanizmalar, işte bu dizaynları nasıl yaptığını, tüketim, dağıtım, bölüşüm, refah ilişkilerini, devletin harcamalarının nereye gittiğini, nasıl yönlendirdiğini, nasıl düşündüğünü, nasıl bir anlayış geliştirdiğini bu makro okumalarla yakalayabiliriz. Hiçbir meslek bunu yapamadı. Sosyal çalışma da yapamadı. Ama önümüzdeki dönemlerde daha çok işte bilincin arttığı, daha çok bu sosyal bölüm konulara ağırlık verileceği, mesleğin de bu açıdan bir çıkış yakalayabileceği, 2030'larda bu yapı küresel sosyalizm diye bir ideoloji koyuyor dünya sistemine. Küresel sosyalizmin şemaları sosyal metin, sosyal demokrasi, sosyal adalet şemalarına örtüşür, yakındır yani. Dolayısıyla bizim meslek için ümit var olabiliriz ama bir taraftan da robot, yapay zeka devrimi geliyor. Yani hukukçuların yerini yapay zeka alacak, hekimlerin yerini de alacak ileriki zamanlarda. Saniyede bütün tahlilleri okuyup çok daha doğru teşhisler koyabilecek. Bugün robotların yaptığı ameliyatlar falan hepimiz biliyoruz değil mi bunları artık? Dolayısıyla bu geniş çerçevede olaylara bakmak lazım. Yani kazanımlara, eksiklere, artılara, eksilere böyle bakmak lazım. Evet hocam, vakti de sizin vaktinizi, değerli vakitlerinizi almayalım. Emin Demir, sosyal mühendislik tek geçerli meslek diye biraz gülümseyerek bir tebessüm etmiş. Ağzınıza sağlık hocam. Değerli vaktinizi bize
ayırdınız, davetimize icap ettiniz. Çok teşekkür ederim. Bizim sahada, alanda, mikro düzeyde karşılaştığımız olgulara makro düzeyde bir bakış geliştirdiniz. Yani biz bu makro düzeyde sizin ortaya koyduğunuz çerçevede ortaya çıkan sosyal, ekonomik, siyasal, toplumsal sorunların sonuçlarıyla sahada, alanda çalışıyoruz. Dolayısıyla bu vizyon çerçevesinde, bu makro düzeyde bakış çerçevesinde olgularımızı değerlendirmek aslında biraz önce ifade ettiğiniz gibi gerçekten bir eşitlikçi, adaletçi, hukuku üstün kılan ve her şeyden önce insanı merkeze alan bir siyasal, bir toplumsal düzen aslında sosyal çalışma mesleğinin temel hedeflerinden birisi. Bugün arkadaşlarla konuşurken şu lafı ifade ettim. Aslında sosyal hizmet politiktir. Yani siz de bu çerçeveyi bu en son kitabınızla çok net ortaya koydunuz. Hem biz meslektaşlarınıza bir vizyon ortaya koyuyorsunuz. Yeni dünya düzeninde ve özellikle Türkiye'de çalışan meslek elemanları olarak yeni dünya düzeninin algısında, bakışında, değerlendirmelerinde hem de ortaya çıkan yeni dünya düzeninin getirdiği sorunları çözmede biz meslektaşlar olarak da inşallah sizin kitabınızı okuyarak geniş bir ufuk, geniş bir vizyon sahibi olacağız. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Fatih Bey, size kırmadım, kıramazdım tabii ki, 30 yıllık hukukumuz var. Şimdi bu Michel Foucault var, 20. yüzyılın önemli filozofu, antropolog, felsefeci, hukukçu, sosyolog, bir sürü adam mesleği var. Hepsinde eğitim almış, derin bir filozof. 1980'lerde öldü. Diyor ki kapitalist sistem, bu anlattığımız mekanizma, insanları hasta ediyor, akıl hastanelerine kapatıyor. Sonra da tedavi etmeye çalışıyor. Biliyorsunuz 1970'lerde antipsikiyatri diye bir akım gelişti.